Ferit Aslan, şimdi şöyle bir durum var. Kobani davasında açıklanıyor kararlar. Kimilerine ceza verecekler, kimileri beraat ediyor. Ayrıntılar birazdan gelecek. Tabii 108 tane, 108 yargılanan var, sanık var. Sen nasıl değerlendirirsin bunu? Tabii ondan öncesinde de bize biraz Kobani davasını anlatır mısın? Neden bu dava görülmeye başlandı? Bize aktarır mısın? Gamze Elvan, aslında Kobani davası Kobani olayları diye tabir edilen olaylar yaşandıktan 6 yıl sonra, yani çözüm bir süreci bittikten sonra, açılan bir soruşturmadan sonra davaya dönüştürülmüş bir davaydı. Bugün açıklanan cezalar aslında bölgede bir şok etkisi yarattığını söylemek mümkün değil. Çünkü bekleniyordu bu tür cezalar. Başından beri hukukçular yaptıkları değerlendirmelerle bu davanın 6 yıl sonra açılan bir dava olması nedeniyle aslında hukuki olmadığını, davanın siyasi olduğunu belirtiyorlardı. İşte bugün de mahkeme az önce 130 sayfalık kararının özetini açıklıyor. Özete baktığımız zaman tutuksuz yargılanan eski HDP milletvekili Altan Tan ve yine eski HDP milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen hakkında beraat kararı verdi. Ayla Akatata, eski HDP milletvekili, ki hatırlamakta fayda var, 2009 yılında İmralı Adası'na giden ilk siyasetçiydi Ahmet Türk'le birlikte. Ona da ceza verildi, ancak tutuklu yattığı süre göz önüne alınarak onun için tahliye kararı verildi. Diğer isimlere baktığımızda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, bu dönem 3. dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ona 10 yıl hapis cezası verildi. Bunun dışında Aysel Tuğrul'a beraat verildi. Çünkü Aysel Tuğrul daha önce de biliyorsunuz demans tanısı konulduğu için sağlık gerekçesiyle tahliye edilmişti. Bu kararlar aslında dediğim gibi bölgede kimse tümden herkes için bir beraat kararı beklemiyordu. Gerçi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden ve Erdoğan'ın CHP iade-i ziyarette bulunacağını ve Türkiye'de siyasetin normalleşeceği yönündeki açıklamalardan sonra aslında bir yumuşama olabilir mi deniliyordu ve gözler bu haftaya çevrilmişti. Bu haftada dün öncelikle Osman Kavala davasında yeniden yargılama talebi heyeti değiştirilen mahkeme tarafından reddedilince aslında bu umutlar da tamamen tükendi. Aslında Kobani davası yaklaşık bir ay önce karar verecekti, ancak mahkeme o zaman kararı vermedi ve kararı sonra açıklayacağını söylemişti. Bundan bir önceki davada sadece tutuklamadaki süre, tutukluk gözetimi yapıldı. Dosya üzerinde tutukluk incelemesi yapılmıştı. Şu ana baktığımızda şu ana kadar açıklanan isimler arasında tutuklu 18 kişi var. Bu 18 kişi arasında sadece tutukluğu ceza alıp ve tutukluğu kaldığı süre göz önüne alınarak Ayla Akatata tahliye edildi. Diğerlerine de ceza verildi. Eski DEHAP Diyarbakır İl Başkanlığı yapmış, RTÜK üyeliği yapmış. Son olarak da bu dava açıldığında, Kobani olayları olduğunda HDP MYK'sında yer alan Ali Ürküt'e de 13 yıl ceza verildiğini söyleyebilirim. Ali Ürküt de dosya açıldığından beri tutuklu olarak bu dosyada yargılanıyordu. Bundan sonra merakla beklenen aslında Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ'a, Gülten Kışanak'a verilecek olan cezalardır. Şu anda henüz açıklanmadı. Alfabetik sıraya göre gidiyor bildiğim kadarıyla. Bunlara verilecek olan cezalar merak ediyor. Ama tabii bu, yani her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Daha önce Demirtaş'la ilgili biliyorsunuz hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, hem de Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 3 ayrı karar vardı ve derhal tahliye edilmesi isteniyordu. Ancak bu kararlar uygulanmadığı için Türkiye zaten Avrupa nezdinde, Bakanlar Konseyi nezdinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştı. Dediğim gibi bugün mahkeme bu kararları açıkladıktan sonra bunun istinaf, yargıtay aşamaları da var. Bunu da hep birlikte göreceğiz Gamze. Sana ekleme yapmak isterim. Aynur Aşan, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aşan'ın yurt dışına kaçarken yakalandığı gerekçe gösterilerek tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Diğer suçlardan da beraat etti. Ayşe Yağcı'ya silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezası verildi. Yağcı'nın kararla birlikte tahliyesine de aynı zamanda karar verildi. Berfin Özge Köse ve Bircan Yorulmaz beraat etti. Bülent Parmaksız, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma
eylemine yardım suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluğunun devamına hükmedildi. Cihan Erdal ise devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç işlemeye tahrik suçundansa 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Devamı geldikçe size aktaracağız. Ferit Aslan, şimdi bizim bu davadan çıkarmamız gereken sonuçlar neler? Şöyle sormak istiyorum. Çünkü yumuşama denildi. Bir taraftan düşünülüyordu bir yumuşamadan etkilenilir mi bu davaya? Acaba tamam, senin de dediğin gibi Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ üzerinde belki olmayabilir de deniliyordu ama pek çok sanık hakkında da yumuşama meselesinde etkili olur demişlerdi. Ne dersin? Sanki öyle gözükmüyor gibi. Şimdi bu davaya genelde kamuoyu Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı bir dava olarak görüyor. Bu bölgedeki insanların bakış açısı, hukukçuların bakış açısı Demirtaş ve arkadaşlarına siyasetin yolunu kapatmanın bir davası şeklinde yorumlanıyor ve o şekil görülüyor. Hatırlatmakta fayda var. 4 Kasım 2016 tarihinde Demirtaş Diyarbakır'da gözaltına alınıp Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında, onun hakkında 36-38 fezleke hazırlamıştı. Bu fezlekelerden bir tanesi de Kobani'de yaşanan olaylar nedeniyle Demirtaş'ın HDP eş genel başkanı iken, Demirtaş başkanı iken HDP MYK'sından Kobani ile ilgili atılan bir tweet vardı. Bu tweetten yargılanıyordu Demirtaş zaten. Ama hatırlatmakta fayda var. Demirtaş bu yargılandığı davada beraat etti. Ne zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verince Demirtaş'la ilgili beraat kararı çıkarıldı. Daha sonra Demirtaş tahliye olması beklenirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kobani olayları adı altında yeni bir soruşturma başlattığını açıkladı. Ve bir şekilde burada da Demirtaş'ın ifadesi alınmadan, avukat nezaretinde ifadesi alınmadan o davadan tutukluk verdi. Türkiye o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şöyle bir savunma yaptı. Biz Demirtaş'ı ilk davadan zaten tahliye etmişiz. Tutukluk süresi 5 yılı geçmiş. Biz onu tahliye ettik ama ayrı bir soruşturmada tutuklandı demişti. Dediğim gibi bugünkü açıklanan karar hem Türkiye'nin geleceği hem iktidarın, daha doğrusu bu bölgeye bakış açısından aslında bir turnusol kağıdı görevini de görüyordu. Acaba siyasette normalleşme olacak mı? Özellikle 31 Mart seçiminden sonra yaşanan, ortaya çıkan seçim sonucundan sonra herkes merakla bu davada nasıl bir karar çıkacağını merak ediyordu. Ama aslında açıklanan karar, daha doğrusu dün Osman Kavala ile ilgili verilen karardan sonra yargının bu tür davalarda, Türkiye için Avrupa nezdinde kritik olan bu davalara bakış açısıyla birlikte verdiği, Kavala ile ilgili verilen karardan sonra bugün de çok fazla sürpriz bir karar beklenmiyordu, onu söyleyebiliriz. Sadece bu burada da yapılan yargılama bir tweet üzerinden HDP MYK'sından atılan, o dönem IŞİD'in Kobani'ye saldırısı ve Kobani ile ilgili atılan bir tweet üzerinden açılan bir davadan söz ediyoruz. Tabii dediğim gibi bu davada 18'i tutuklu, yanılmıyorsam 108 kişi yargılanıyor. Bu 108 kişiyle ilgili bugün verilen kararlar aslında siyaseten de bu Türkiye'nin önümüzdeki süreçte hem siyaseten geleceğini hem de iktidarın ve devletin Kürt sorununa bakış açısı anlamında da çok önemli rol oynayacaktır diye düşünüyorum.